Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür adayı Özgür Çelik'le il başkanı Özgür Çelik'le birlikte bir açıklama yapıyor. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Evet, dönüyoruz İstanbul'a. Bunun için de ayrıca sonsuz ve yürekten teşekkür etmek istiyorum. Tabii bir kongre sürecini geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri yarışlı kongrelerdir. Dolayısıyla kongrelerde çok çeşitli konuşmalar yapılır. Bu parti için demokrasiyi yaşatmanın güzelliğidir. Aslında hep başka boyutuyla bu kongreler ne yazık ki değerlendiriliyor. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir problem mi var? Bir sorun mu var? Üzerinden değerlendirilme yapılıyor. Bu yöne şu şekilde dikkat çekmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi mahallesinde sandığı kurar, delegelerini seçerler. O delegeler ilçe başkanlarını, il başkanlarını seçerler. Zaman zaman uzlaşının olduğu ilçeler, iller olabilir ama genellikle yarışın olduğu ilçeler de olabilir. Demokrasinin birinci kuralı uzlaşmaktır. İkinci koşulu da yarışmaktır bir anlamıyla. Dolayısıyla bu yarış gerçekleşirken bazen kongre salonları içerisinde tansiyon bir miktar yükselebilir. Duyguların kontrol edilemediği cümleler kurulabilir. Bunlar insani duygulardır. Böyle bakıyoruz ama parti içi demokrasinin yaşatılması büyük bir güzelliktir. Çünkü birçok siyasi partide kongreler çok kısa sürer. Zaten ilçe başkanı belirlenmiştir, il başkanı belirlenmiştir ve sembolik yapılır. Bu yönüyle de Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşattığı için aslında olması gereken budur. Biz parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edeceğiz. İlçe kongrelerimiz, il kongrelerimiz, uzlaşının olduğu kongreler de olacak gelecekte, yarışın olduğu kongreler de olacak. Ancak bu kongre süreçlerini biz bir fırsat olarak görürüz. Buralardan güçlenerek çıkmak olarak görürüz. Dolayısıyla kongre sürecinde de ben destek veren bütün delegelerimize, ilçe başkanlarımıza, parti örgütümüzün tüm kademelerine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'da bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak tüm paydaşlarımızla ki en önemlisi Büyükşehir Belediye'mizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'yla, ilçe belediyelerimizle, ilçe başkanlıklarımızla, 39 ilçemizle, kadın örgütümüzle, gençlik örgütümüzle, meclis üyelerimizle, çok siyasette konuşulmaz mahalle birimlerimize kadar tam bir uyum içerisinde bir süreç yöneteceğiz. İfade etmiştim kongreden çıkarken, kongre salonuna 26 ilçe başkanıyla beraber girdik ama 39 ilçe başkanıyla çıkıyoruz salondan. Dün burada devir teslim törenini yaparken 39 ilçe başkanımızın isimlerini ve ilçelerini tek tek sayarak bir başlangıçtan bahsettim. Bu da şu anlama geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, o kongre konuşmalarını o günde, o anda bırakıp yoluna devam etmesini bilen, bu geleneği bilen bir partidir. Bu yönüyle biz İstanbul'un 39 ilçesiyle ve Sayın Başkanımızla çok uyumlu bir süreç yöneteceğiz. Seçime kısa bir süre kaldı. Umudu bu topraklarda yeniden yeşertmek için İstanbul çok önemli demiştik. Ama bu umudu yeşertmenin, bu umudu büyütmenin tek yolu da çok çalışmak. Tam bir uyum içerisinde çok çalışarak kıymetli başkanımızla ve partimizin tüm kademeleriyle 2024'te yeniden İstanbul'u kazanacağız. Meclis çoğunluğunu kazanarak bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız ve İstanbul halkının daha etkin bir hizmet almasını sağlayacağız ve 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. 39 ilçede tabii çok iddialı bir süreç yöneteceğiz. 30 belediye kazanmayı hedefliyoruz. Ben tekrar Sayın Başkanımıza sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum ve değerli basın emekçilerimize de sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum başkanım. Efendim Sayın Çelik, değinince şimdi onu da bu parantez açalım. Bizi o gün de bırak.